Şimdi dolar için yeni normal 8 lira ve üstü mü diye sormuş bir arkadaşımız. Sonra dolar için 7.20 artık hayal mi? Oo, hayal tabii ki hayal bence. Siz ne dersiniz hocam? Şimdi üstadım artık biz yeni normal olarak 8 psikolojik seviyesinde referans alıyoruz piyasa Yazık, algısında. yazık. 8'in üzerinde mi, 8'in aşağısında mı? Yazık. Yalnız bu noktadan sonra iş yine dönüyor dolaşıyor, teknikten ziyade Merkez Bankası'na dönüyor üstadım. Şimdi kur tarafında biz algı veyahut da para politikası doktrini olarak Murat Uysal dönemine dönüyoruz. Çünkü burada kamu tarafına gelen açıklamalarda benim en kritik aldığım ve önemsediğim açıklama Sayın Canikli'nin yaptığı optimal reel faizdi. Şimdi bir hafızayı hatırlayalım. Çünkü gündem çok fazla olduğundan dolayı bazı şeyler atlanıyor. Murat Uysal da hep ne söylüyordu? Makul reel faiz, denge faiz diyordu. Canikli de ne söyledi? Optimal reel faiz. Şimdi biz yine aynı tartışmalara dönüyoruz. Optimal reel faiz kaç? Makul reel faiz kaç? Denge faiz kaç? Bu tartışmada 15 Nisan'da Merkez Bankası ne yapacak? 3 tane senaryo var. Piyasanın göreceli iyi sevebileceği, yani ehverişer kötünün iyisinde politika faizinde herhangi bir indirim yapmaz. Ama açıklama metninde uzun bir müddet sıkı para politikası söylemini çıkar. Senaryo 1. Senaryo 2. Politika faizini pas geçen sıkı reel politikası duruşu devam edecekler. Senaryo 2 piyasanın en seveceği şiddeti, paniği daha da azaltacak bir unsur. Senaryo 3. Politika faizinde 100 ila 200 bas puanlık ani bir faiz indirimi gelir. Ve onun yanında söylemde sıkı para politikası duruşu çıkar. Çünkü bugünkü para piyasası kurulu toplantısı tutanaklarında biz faizle ilgili bir kelime görmedik. Ve oradaki açıklamalar hani alınan 200 bas puana göre biraz daha güvercin kalıyor. Dolayısıyla onun için işte bu makul faiz, reel faiz, denge faiz tartışmalarında bu senaryo bizi aslında kurun bundan sonraki aşamasını şekillendirecek. Ama şu anda İşin özeti 8 psikolojik seviyesi. Aşağı yönlü hareketlerde zorlanıyor çünkü 5 yıllık ülke risk primi 450 seviyesini özetiyor. Yani biz 300'lerdeyken aşağı yönleri çok fazla kalıcı olamadık. Şimdi böyle bir yangın ortamı varken hem yurt içi hem yurt dışı. Dolayısıyla 8'in altında kalma potansiyeli, o görünmez el müdahalesi olmayacak şekilde şu anki dinamiklerde zor olduğunu düşünüyorum üstadım. Peki sevgili kardeşim, Nafiz Bey demiş ki ödemeler krizi yaşanacak gibiyiz dostlar. Zemin yakın mı? Türkiye acaba daha büyük bir ödemeler krizi sorunu yaşar mı? Şimdi üstadım burada bu neden tetiklendi? Şimdi ödemeler dengesi çok kapsamlı, karmaşık bir makro. Ama kurumsal yatırımcılar ve kredi değerlendirme kuruluşları ne söylüyor? Türkiye bu son gelişmelerle bir ödemeler dengesi krizine gidebilir. Gitme potansiyeli yüksektir. Fakat bu bir netice olacak. Şöyle, şimdi kurun göreceli yüksek kalması, yani Türk lirasının değersiz, doların değerli olması ekonomiyi bir şekilde ani durma değil ama yavaşlatacak ekonomik aktiviteyi. İthalat yapamayacaksın. İhracat belli bir noktada aramalı ithalat yapamadığın için tıkanacak. Ya. Bunlar kısa bir dönemde ödemeler dengesi krize gitmeni engelleyen, yani bir emniyet sübabı. Ama orta uzun dönemde eğer ev ödevleri makro dinamiklerde yapılmaz olursa bu iş ödemeler dengesi krizine doğru evrilebilir. Neden? Çünkü turizm bacağı. Hani biz eskiden bir 30 milyar dolara alışıyorduk. 30 milyar dolar pandemiden dolayı şu anda oldukça zor. Tamam, şu anda Rus kafileleri geldi, İngiliz kafileleri gelmeye başladı Marmaris ve Antalya tarafına. Ama ödemeler dengesindeki açığı kapatmak anlamında çok yeterli değil. Hani bu yıl bir 10 milyar dolar turizm geliriyle kapatırsak maşallah çok iyi Tek bir başına koy diyorsun. durum. Evet. Ama şu anda zaten bizim ödemeler dengesinde bir 30 mil 28 ila 30 milyar dolar bir ihtiyacımız var. Şimdi dışarıdan bu nasıl temin edilecek? Borçlanacak ve özellikle kredi derecelendirme kuruluşlarının ki bugün S&P'nin açıklamasına şuna dikkat çekmek istiyorum üstadım. Dediklerine katılıyorum. Ama sanki bu bizim içten tetiklediğimiz, dıştan raporlarla yapılan bu kaos havasının arkasında başka bir olay var diye Ne demişti düşünüyorum. S&P, bir Hani buradan hatırlatalım mı izleyicilerimize? tabii şimdi S&P, Moody's gibi Türkiye'deki son gelişmelerin para politikasında bir belirsizliğe neden olduğu, enflasyon baskısının olduğu ve bir ödemeler dengesi riskinin artabileceğini belirtti. Ama S&P bugün bir madde daha ekledi. Amerika'daki Halkbank davasından olası yaptırımlar dedi. Ben onu okuduğum zaman da tamam bunun arkasında başka bir şey var. Demek ki yurt dışı bizi çok kötü köşeye sıkıştıracak. Finansal piyasalar anlamında
ekonomik olarak bir şeyi tetiklemek lazım. Yani bunu komplo teorisi olarak demiyorum. Objektif olarak açıklamaya baktığımda S&P daha önce bunları söylemiyordu. Eğer söylemine böyle yeni bir şey olursa, dış şiddetini arttırıp direkt Halkbank'tan gelebilecek yaptırım diyorsa tamam. Çünkü S&P'yi biliyoruz. S&P Amerikan hükümetinden bağımsız herhangi bir Türkiye'ye spesifik böyle bir açıklama yapamaz. Mutlaka o açıklaması birilerinin bilgisi dahilindedir. İşte bu da benim Türk lirası tarafındaki hareketi bir tedirginlik yaratan unsur. Ve eğer S&P bu söylemini devam ettirecek olursa o zaman ben bir piyasacı olarak kısa listeme şunu alıyorum. Demek ki yakın bir zamanda Halkbank Amerika-Türkiye ilişkileri arasında beklenmedik bir negatif haber akışı olabilir. Çünkü S&P bunu durup dururken söylemedi. Ama izleyicimizin sorusuna dönecek olursak kısa dönemde bir ödemeler dengesine gitmemiz çok zor. Çünkü kur aşırı değersiz. Bu aşırı değersizliğinden dolayı bir emniyet sübabı oluşturuyor. Ama orta uzun dönemde eğer tabii ki de bunu finanse edecek kaynak bulamazsanız bütçe tamamlanmadığı için yani ödemeler dengesini de şöyle düşünün. Nasıl kendi ailenizin bir bütçesi var? Bunu da ülkenin bütçesi olarak düşünün. Aktifleriniz ve pasifleriniz var. Gelirleriniz ve giderleriniz. Karşılayamıyorsanız, açık veriyorsanız bunu net hata noksanla da telafi edemiyorsanız, yani kaynağı belli olmayan parayla da bunu telafi edemiyorsanız o zaman işler kötü. Açık veriyorsun. Ve bu açık belli bir noktada tolere edilebilir. Ama sonuçta belli bir noktada kırılma olacağından dolayı o da eşittir. Ödemeler dengesi krizi olur. Ama dediğim gibi kısa dönemde bu çok zor bir ihtimal. Kurumsal yatırımcı bunu orta uzun dönemde söylüyor. Kısa dönem için çok zor ama orta uzun dönemde bir risk oluşturabilir ödemeler dengesi açısından. Peki İlkin Bey kardeşimiz demiş ki bir miktar birikimim var. Dolar mı altın mı faiz mi ne yapacağımı şaşırdım. Lütfen ne olursunuz bize bir bilgi verin. Şu anda faizler yüksek değil mi? Evet. Yani şu anda faizler TL yüksek. Faizleri yüksek. TL getirisi anlamında yüksek. Evet. Yüksek. Dolar bu rakamdan alınır mı? Eğer 9-10 olursa alınır. Ama zaten bir de şöyle bir şey var. Geçtiğimiz bu haftayı yani bu hafta içerisinde döviz tevdiat hesaplarında bir artış da var. Doğru mu hocam? Yani haftalık vaziyet perşembe günü bugünkü rakam baktığımız zaman da evet bir artış var. Bir artış var. Siz nasıl bir sepet yapardınız bu arada? Müsait bunu sizle hep konuşuyoruz şimdi. Orada yatırımcının şunu düşünmesi gerekiyor. Ben paramı orta uzun dönemli Türk lirasının değer kaybına, enflasyona karşı koruyacağım diyorsa döviz sepetine gitmesi gerekiyor. Ama yok ben Türk lirası tarafında işte anlık harcamalarım veyahut da her ay ödemekle yükümlü olduğum masraflarım var. Buna bağlı olarak da bir TL getirisi elde etmek istiyorum. Ama Borsa İstanbul tarafında işte işlem yapamıyorum, bilgim yeterli değil. O zaman da faiz enstrümanı daha cazip olacak. Yani burada yatırımcı ne yapmak istiyor? Orta uzun dönemli mi vesaire filan tarzında bu önemli.